Bana sürekli diyorsunuz ki 20 euroya poşet dolmaz. Bakın şu gördüğünüz poşet komplesi 20 euro. Tuvalet kağıdı dahil. Tamam, et almadım ama bakın kaç tane ürün aldığımı göstereyim size. Bakın böyle yani göstereceğim şimdi size. Bakın inanmayana da şöyle fişini gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi 19.47, görüyor musunuz? 19.47 euro. Evet, tek tek ürünleri geçelim arkadaşlar. Bakın Frühlingsrollen, bakın bu kahvaltı için aldığım bir şey. Şu gördüğünüz Frühlingsrollen bu 2.79 euro arkadaşlar. Böyle sebzeli bir börek tarzı bir şey arkadaşlar. Bunu ben airfryer'da yapıyorum. İkinci ürünümüz arkadaşlar 8'li tuvalet kağıdı, gördüğünüz gibi 3.79 euro. Onu da şöyle gösterelim, bakın 8'li tuvalet kağıdı bu. 3.79 euro gördüğünüz gibi. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar bir tafil şokolade. Bakın 60 cent, yani bir paket çikolata 60 cent. Ötekiler bakın 88 cent. Rita Sport bu kare olanlardan. Onlar da 88 cent. Bakın gördüğünüz gibi onlardan 4 adet almışım. Bir tane de diğer çikolatadan almışım. Gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu çikolata tam olarak 59 cent. Evet, en ucuzu olabilir ama 59 cent'te böyle bir şey alabiliyorsunuz. Diğerleri arkadaşlar Rita Sport çikolatalar. Bunlar da 88 centti gösterdiğim gibi. 88 cent. Bunlardan da 4 tane aldım. Görüyorsunuz bunlar da diğerleri. 8 kere 4'ten 4 tanesi toplamda 3,5 euro bile yapmıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Humus aldım arkadaşlar. 1 euroya humus aldım. Gösteriyorum. Biz buna Türkiye'de sanırım meze diyoruz. Bakın böyle humus. İşte nohutlu mohutlu. Nohut ezmesi gibi bir şey aslında bu. Nohut falan da var. Bayağı güzel böyle. Pilavın yanında, makarnanın yanında falan da güzel gidiyor. Her şeyin yanında güzel gidiyor. Devam edelim arkadaşlar. Onun yanında bir de butage müze aldım. Bu da yağlı sebze gibi bir şey denebilir herhalde. Tereyağlı sebze gibi bir şey. Bunun bir indirimi vardı. Bakın gördüğünüz gibi 45 cent düşürmüşler. %30 indirim vardı. İndirimli yakaladım ve 45 cent düşürmüşler arkadaşlar. Bu da yani gördüğünüz gibi 1 euro 4 cent'e gelmiş oldu. Şu gördüğünüz butage müze. Bu da 1 euro 4 cent'e almış oldum. Bunu 300 gramı. Devam edelim arkadaşlar. Bonen bir kutu konserve kuru fasulye almış oldum 1 euro'ya. Onu da göstereyim size. Bayağı da büyük bir, şöyle büyük bir konserve kutu arkadaşlar. Bu 2 porsiyon falan gidiyor. Böyle bu 1 euro arkadaşlar. Bakın gramajını da görüyorsunuz. Resmen 800 gram falan. Bu gördüğünüz 99 cent. Onun dışında arkadaşlar bir kutu konserve nohut aldım. Bir kutu da konserve yine fasulye aldım. Bu farklı bir fasulye. Biraz barbunya'ya benziyor. 69 cent. Bakın arkadaşlar ikisi de 69 cent, gösteriyorum. Bu şey olan bonen olan chili beans. Bu da 69 cent. Onun dışında bu Kirche Erbsen. Bu da yine nohut arkadaşlar. Bu da 69 cent arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da 69 cent. Onun dışında arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada domates almışım. Naturzoft yazıyor. 500 gramı 1,5 euroya domates almışım. Şimdi onu da göstereceğim size. Evet. Şu gördüğünüz 1,5 euro 500 gramlık domates. Şeyini görüyorsunuz. İspanya'dan gelmiş. Onun dışında arkadaşlar bir tane salatalık almışım. Görüyorsunuz 1 euro 19 cent bu da. Bakın şu salatalık 1 euro 19 cent. Şunu Türkiye'de 1 TL 20 kuruşa aldığınızı düşünsenize. Onun dışında arkadaşlar 500 gram domates almışız. Tomaten, yani gördüğünüz gibi 1.69 cent. Şu gördüğünüz tomaten 1.69 cent'e geliyor. 500 gramı 1.69 cent. Bakın bunun kökeni de İspanya arkadaşlar. Almanya'da sebze meyvelerin çoğunun kökeni İspanya, İtalya oluyor. Onun dışında arkadaşlar bir tane de yoğurt almışız. Ben size onu önceden yanlış söylemiştim. Bakın görüyorsunuz şurada Naturiosoft bir şey yazıyor. Bakın burada görüyorsunuz 500 gram yoğurt 1 euro 50 cent almışız. Yani 2 paket şunlardan 2 paket almışız ve toplamda 1,5 euro gelmiş. Bunun 2 tanesi 1,5 euro gelmiş. Gördüğünüz gibi bütün aldığımız şeyleri gösteriyorum size tekrardan. Bakın böyle bütün aldığımız şeyler. Gördüğünüz gibi tekrardan size bütün aldığım şeyleri gösteriyorum. Burası komple 20 euro tuttu arkadaşlar. Tek başına zaten şu
3 euro 79 cent yani kalanını siz düşünün bakın burası 17 euro falan tutuyor. Hadi bir daha fişi göstereyim siz inanmıyorsunuz yalan söylüyorsun falan diyorsunuz. Alın tekrardan fişi gösteriyorum. Sadece bir tane üründe %30 indirim var. Kalanı tamamen normal fiyat bakın görüyorsunuz. 2.79, 3.79, 0.59, 0.88, 0.88, 0.88, 0.99, 1.49, 0.99, 0.69, 0.69, 1.50, 1.19, 1.69 görüyorsunuz domates salatalığın fiyatını 1.19, 1.69 vesaire vesaire. Toplamda 19 euro 47 sent ödedik. Bakın bu gördüğünüz her şeyi 19 euro 47 sent ödedik. Sanırım burada Türkiye'de bunun 600 TL yapması lazımdı. Bunları Türkiye'de 600 TL'ye alabilir misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Normalde ben hiç market videosu yapmazdım ama artık bir tane yapayım dedim. Çünkü çok söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. 20 euroya bir poşet dolmaz falan diye söylüyorsunuz. Evet, vejetaryansınız. Çok et yemiyorsanız 20 euroya bir poşet doluyor arkadaşlar. Bakın şurada tek başına zaten 2 euro 80 cent. Yani hani sadece ucuz şeyleri aldım deseniz evet hani bunlar mesela 88 cent. Ama pahalı şeyler de aldım yani şeye göre. Sadece en ucuz şeyleri de almadım. Bu şekilde bile 20 euroya denk gelemedik arkadaşlar. 19 euro 47 cent yaptı. Daha fazla market alışverişi içeriği görmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Normalde Almanya'da yaşam ve Almanca hakkında videolar yapmayı daha çok tercih ediyorum. Ama bunu siz istediniz diye yaptım. Bana yalan söylüyorsun dediniz diye yaptım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.